Jane Austen, 1775-1817. William George ve Cassandra çiftinin 1775 yılında 7. çocukları Jane, İngiltere Hampshire'da bir manastırda dünyaya gelir. Rahip baba ile ev hanımı annenin bundan önce James, George, Edward, Henry, Cassandra, Francis adlı 6 çocukları daha vardır. Sonuncusu Charles ise Jane'den 4 yıl sonra 1779'da aralarına katılır. Austen ailesi orta halidir. Ancak anne Cassandra'nın kıvrak zekası ve doğaçlama şiir yeteneği, baba William'ın entelektüel birikimi tüm çocuklarının mutlu bir ortamda yetişmesine olanak sağlar. Geniş bir kütüphaneden faydalanırlar, hatta evde yazdıkları küçük skeçleri oynarlar. İki kız kardeş, Cassandra ve Jane, erkekler kadar şanslı değillerdir. Bir süre okula gittikten sonra eğitimlerini evde devam etmek zorunda kalırlar. O dönemin şartları kızların okulda ilerlemelerine imkan vermez. Ağabeyleri James, babanın yolunda ilerleyerek St. John Koleji'ne gider ve babası gibi Stevenson'da bir rahip olur. İkinci oğulları George ise zihinsel rahatsızlığından dolayı başka bir ailenin yanına gönderilir. Edward, zengin bir akrabaları olan Knight ailesinin ileride soyadını alır ve servetlerinin varisi olur. Dördüncü çocukları ve Jane'in bildiğimiz kadarıyla en sevdiği abisi Henry, abisi James gibi St. John Koleji'ne gider ancak eğitimini tamamlamak yerine orduya katılır. Ardından bir bankacılık işine girerek, bankanın Napolyon Savaşı sırasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle batması sonucu tekrar baba mesleğine dönecektir. Ailenin en küçük oğulları Francis ve Charles ise Kraliyet Devlet Akademisi'ne subay olarak girerler. Renkli, kalabalık bir aile olan Austen'lerin kızları, anne ve babalarından aldıkları destekle İtalyanca ve Fransızca öğrenirler. Dans ve müzik eğitimi alırlar. Düzenli bir okul hayatları olmaz. Bir süre Oxford ve Southampton'da öğrenim görürler, bir süre de yalnızca bayanların bulunduğu bir kilise okuluna devam ederler. Birbirlerinin en iyi arkadaşı ve sırdaşı olurlar. Jane Austen, önce aile içi bir eğlence olarak başlar yazın hayatına. Şiirler, öyküler, oyunlar kaleme alır. Yazılarını aile bireyleriyle paylaşır. 12 yaşındaki genç yetenek, gündelik hayatın izlenimlerini alaycı bir duruşla tasvir eder o dönemde. 14 yaşına geldiğinde ise ilk romanı Love and Friendship, Aşk ve Arkadaşlığı yazar. Kahraman Laud and Marianne yazılan mektuplardan oluşan roman, o dönemin sosyal yapısı ve romantizmini yansıttığı çocukluk eserlerindendir. Ardından aile içinde eğlence amaçlı Lady Susan'ı kaleme alır. Dünyanın pek çok ülkesinde en çok bilinen ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren popüler eserler arasında yer alan Sense and Sensibility 1811'de yayınlanır. Basılan ilk romanıdır ve pek çok kez sinemada ve televizyonda canlandırılmıştır. İkinci ve en önemli eserlerinden biri ise 2 yıl sonra baskıya girer. 1813'te Pride and Prejudice, Aşk ve Gurur ya da Gurur ve Önyargı adını taşıyan roman yayınlanmıştır. Gelecek hayatlarının yönünü belirlemeye çalışan Bennet kızlarının dokunaklı, bir o kadar da sade bir dille tasvir edildiği, aşkın yanı sıra o dönemin kadının içinde bulunduğu sosyal baskının ince bir ironiyle dile getirildiği kült bir eserdir. Bir yıl gibi kısa bir süre sonra 1814'de Mansfield Park yayınlanır. Austen kızlarının babalarının ölümünün ardından gittikleri abileri Edward'a ait bir evde 2 yıl gibi bir sürede yazılan kitap, Fanny Price adındaki fakir ve genç güzel bir kızın zengin amcası Thomas'ın Mansfield Park'ındaki evine yerleşmesi ve orada yetişmesiyle gelişen olayları anlatır. Jane Austen'in bir yıl sonra ise Emma adlı romanı okuyucusuyla buluşur. Bu eserde ise üç genç kızın aşkı arayış hikayeleri karşımıza çıkar. Romanda kahraman Emma Woodhouse adlı genç bir kadındır ve yine roman esprili bir üslupla kaleme alınmıştır. Emma, Jane Austen'ın hayatı boyunca yazılan son eseridir. 1816'da sağlığı giderek kötüleşir. Hangi hastalığın onu bu duruma düşürdüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte aşırı yorgunluk hissettiği ve sırt ağrıları olduğu bilinmektedir. Bazı yazarlar Addison hastalığı olduğunu dile getirirken bazıları ise hastalığın nedeninin meme kanseri olduğunu belirtirler.
Jane hastalığı süresince yılmadan yeni bir romanın çalışmalarını yapar. The Brothers adını verdiği ölümünün ardından ailesi tarafından Sanditon olarak isimlendirilen ve maalesef tamamlama fırsatı bulamadığı bu romanda İngiliz yüksek sosyetesi, düzenbazlıklar ve züppelikler arasında yükselen sürpriz bir aşk anlatılmaktadır. Jane Austen, 18 Temmuz 1817'de kız kardeşi Cassandra'nın kollarında hayata gözlerini yumar. Ölümünün ardından İkna ve Northanger Manastır adlı iki romanı daha yayınlanır.